Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle güzel bir minik tuğlalı örgü modeli anlatmak istiyorum. Yelek şal yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde de bu örgüyü kullanabilirsiniz ve kullanacağım ipin markası Bravo Bebek kullanıyorum arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. 2 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Elinize uygun da tığ kullanabilirsiniz. Şöyle yine her zaman dediğim gibi çok fazla sıkılaştırmadan şöyle biraz modeli çıkartacak kadar zincir çekiyorum. Şöyle biraz daha çeksem Şöyle yeterli sanırım. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 1 2 3 4 3 zincir atlayıp baştan arkadaşlar 4. zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen yine yanındaki zincirin içine tekrar bir trabzan daha yapıyorum Evet bir tane daha yanına trabzan yapıyorum baştaki zincirle birlikte 5 tane trabzanım olmuş oldu arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve burada altta bakın bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine tekrar bir trabzan daha yapıyorum hemen yanına ikinci trabzanımı yapıyorum hemen yanındaki zincirin içine bir trabzan daha yapıyorum 3 oldu ve hemen yanındaki zincire bir trabzan daha yaparak 4 tane trabzan yapmış oldum ve bir zincir çekiyorum tekrar bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine bu şekilde arkadaşlar tekrar bir yanındaki zincire tekrar bir yanındaki zincirin içine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın yine bir yanına geldim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Yine bir zincir çekip bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine trabzanlarımı dörder tane yaparak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar yan yana. Şimdi arada zincir çekmeden hemen bir yanındaki zincirin içine yine bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda 5 tane trabzanla bitirdim. Başlarken de zincir dahil 5 tane trabzanım olmuş oldu. Ve aralarda da 4 tane trabzanım var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. İlk baştaki trabzanın dibine şöyle sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Modelin yapımı gayet kolay, basit. Hemen arkadaşlar şu araya bir zincir çekmiştim. Bir zincir çektiğim aralara sık iğne ile zincirimi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sık iğne bağlıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundayım arkadaşlar. 4 tane zincirimi çektim ve gördüğünüz gibi 4 trabzanı atlayarak şurada zincir çekmiştim. Zincirden geri dönmüştüm arkadaşlar. Araya batmıyorum. Zincirin içine batıyorum arkadaşlar köşeye bakın ve sık iğne ile buraya bağlıyorum. Şimdi bir 2 3 Evet 3 tane zincir çektim kenarı için arkadaşlar ve şimdi tığımın üzerine ipimi alıyorum ve bakın böyle boşluğa değil 4 zincirim vardı bakın şöyle göstereyim hemen birinci zincirimin bakın bir kanadına böyle batarak 1, 2 de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar yanındaki zincire, zincirlere batıyorum arkadaşlar. Ara boşluğa batmıyorum. Tekrar zincire batıyorum ve 3. Trabzanımı yapıyorum ve bir tane daha batıyorum. 4. Trabzanımı yaptım zincire. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu yandaki yuvaya geçiyorum ama boşluğa batmıyorum gördüğünüz gibi bakın birinci zincirin şöyle karşı taraftaki kanadına tek kanadına batıyorum arkadaşlar bakın hemen yanındaki bakın buraya geçiyorum ikincisini yaptım hemen üçüncü zincire batıyorum ve hemen dördüncü zincirimin tepesine de battım bakın bu şekilde böyle çok muntazam ve düzgün minik tuğlalar oluşmuş oluyor arkadaşlar bakın şimdi yine dört tane zincir çekmiştim yine birinci zincirimin içine bakın karşıdan alıyorum birinci ikinci zincirimin içine ve şimdi üçüncü zincirimin içine tekrar battım ve dördüncü zinciriminde içine yine battım bir zincir çekip yine aynı şekilde arkadaşlar karşı tarafa geçerek böyle aralara boşluklara değil zincirlerin karşı tepelerine batarak arkadaşlar şöyle şu şu noktalara batarak şunlara şöyle batarak arkadaşlar 4 tane trabzan yapıyorum aralarda bir zincir çekerek sıra sonuna hemen geliyorum Evet sıra sonundayım arkadaşlar yine zincirlerimin tepesine batarak 4 tane trabzanımı yaptım bakın burada bir zincir çekip e, şu trabzanın tepesine sık iğne ile batmıştım bir alt sırada şimdi tığımın üzerine ipimi alıyorum ve o sık iğnenin tepesine batarak arkadaşlar arasından bakın yine ikili trabzan yapıyorum ve yine 5 tane oldu gördüğünüz gibi ve yine bir zincir çektim geriye dönüyorum hemen biraz önce yaptığım trabzanın tepesine batarak sık iğne ile buraya bağladım zincirimi bağlamış oldum şimdi 1 2 3 4 bu zincirleri arkadaşlar özellikle çok sıkı çekmeyin çünkü bir üst sırada Zincirlerin tepelerine yaptığım için trabzanları siz de yapacağınız için zorlanmazsınız arkadaşlar. Çok sıkı çekerseniz eğer zincirleri zorlanırsınız, uğraşırsınız biraz. Şimdi hemen ilk araya bu şekilde sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir hemen bakın bu araya yine bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim hemen yine geldim bakın aralara 1 2 3 4 zincir ve aralara bu şekilde arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi aralarına değil boşluklara batarak sık iğne ile zincirlerimi bağlıyorum 1 2 3 4 zincir ve 4 trabzanımı atlayarak burada 3 zincir çekmiştim ve zincirimin hemen tepesine araya batmıyorum zincirin içine batıyorum arkadaşlar ve iğne ile gördüğünüz gibi bu şekilde bağlıyorum şimdi 1 2 3 zincir çektim döndüm buraya tekrar göstermek istiyorum bakın 4 zincirin birinci zincire ikili trabzan tekrar yanındaki zincirin içine batıyorum ikinci trabzanım üçüncü trabzanı yapıyorum ve dördüncü trabzanımı yapıyorum bir zincir çekip yandaki bakın zincirime tekrar geçiyorum birinci zincire yine ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde arkadaşlar dörtlü trabzanlarımı doldurarak yine sıra sonuna kadar gidiyorum biraz modelimi yükseltip hemen dönüyorum Evet modelimi biraz daha yükselttim arkadaşlar. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Çok da güzel. Harika duruyor. Çok düzgün. Muntazam duruyor arkadaşlar. Örüldüğü zaman. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.